geçeceğiz. Bizim geçeceğimiz en uzun tüneldir bu arada. Daha uzunu var. Hatta 3 katı kadar uzunu var. Şimdi bu yolda da ne yapacağız biliyor musunuz? Sizlerle birinden bahsedeceğiz. 1971 yılında Hopa'nın Yeşilköy'ünde dünyaya geliyor. Hopa'nın Yeşilköy'ünde dünyaya geliyor. Orta alt gelirli bir ailenin çocuğu olarak üniversite okumaya üniversite okumaya İstanbul taraflarına gidiyor. Bir müzisyen kendisi. Karadeniz müziğiyle rock müziği sentezleyerek ortaya ilginç bir müzik türü çıkardı. Karadeniz rock diye peşinden peşinden büyük büyük gruplar, büyük büyük sanatçılar yarattı. Bugünkü Karmatet'tir, Marsist'tir, Resul Dindar'dır, Niyazi Koyuncu'dur. Her biri bu tarzı takip eden sanatçılardır. Bıraktığı kültür, bıraktığı müzik tarzı, sanat mirası gerçekten bölge için çok kıymetli ve bölgenin bence en değerli sanatçısı ve sanatçısı idi. İkisi de aynı cümlede kullanılır çünkü bahsettiğimiz kişi 2005 yılında hayatını kaybediyor. Hatta Çernobil'in etkilerinden de burada birazcık söz etmekte fayda var. Bu toprakları ciddi bir şekilde etkilemiş. Bu arada Kazım Koyuncu'dan bahsediyoruz, evet. Hatta yakalandığı hastalık bir kanser hastalığı, testis kanseri diye halk arasında biliniyor. Babasına haber verirken baba çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım diye söyler zaten. Bu hastalık ömrünün son yılına kadar bu arada konserlere çıkmış bir beyefendidir. Kafasında Trabzonspor beresi. Kemoterapiden sebep sıfır saç, sıfır kaş. Hala sanatın, müziğin peşinden giden biriydi. Bıraktığı şarkıları zaten hepiniz biliyorsunuz. Çoğunuz aklınızda, ezberinizde vardır. Değeri zaten buradan belli. Bütün Anadolu'ya hitap eden bir sanatçı oluşundan. Bu Çernobil'in etkileri bölgede yalnızca Kazım Koyuncu ile sınırlı kalmıyor. İnanılmaz büyük hasarları var. Şimdi yeni yeni nesiller tekrardan toparlanabildi. Radyasyondan ancak kurtulabildi bölgedeki ekinler. Patladığı dönemlerde 80'lerin ortasında dendi ki Türkiye'de hiçbir sıkıntı yok. Çayla